Hazırsa başlıyoruz. Arkadaşlar telefonlarımızı sessiz alalım lütfen. Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün 5 tane birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimizin sözleşmeye imza töreninde bir aradayız. Burada bu imza töreninde kardeşlerimin yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımız için bu zamana kadar verdiği emek, çaba, fedakarlık için onlara bir kez daha sizin huzurunuza büyük bir teşekkür gönderiyorum. Öncelikle değerli kaptanımız Fernando Muslera ile başlamak istiyorum. Nando sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de Türkiye'deki tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Tam tamına 13 senedir sarı kırmızı forma için ter akıtmış, zor zamanlar yaşamış, sakatlanmış ama bir gün bile mücadeleden kaçmamış takımımızın en önemli liderlerinden biridir kendisi. Artık ben Nando'yu bir yabancı futbolcu değil, bizden birisi olarak görüyorum. Kendisiyle yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Hiç ikiletmedi. Sen ne diyorsan öyledir başkan dedi. Benim dileğim futbol hayatını Galatasaray formasıyla sona erdirmesi ve ileride yine Galatasaray'ın içinde bir görevle camianın içinde yer almaya devam etmesi. Sen ne dersen tamam diyor yani. Kendisine burada bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet. Nando, we have to sign now. En son. Başkanım, konuşmaları tamamladıktan sonra imzalara geçeceğiz. Siz tamamladınız mı Sayın Başkanım? Yok, daha devam edelim. Peki, tamam. Evet, yine çok önemli bir oyuncumuz, sevgili Abdülkerim. Sevgili Abdülkerim. Bu tarafta. İlk transfer olduğun dönemde hatırlıyor musun? Kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim benim. Biz senden hiç şüphe etmedik. Bütün Galatasaraylılar olarak. Sen de bugüne kadar gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Ben önünde uzun ve başarılarla dolu yıllar olduğuna yürekten inanıyorum. Galatasaray'ı bulunduğun her yerde temsil ediyor, bizi gururlandırıyorsun. Sana da buradan büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum sevgili Abdülkerim. Evet. Yine çok önemli bir oyuncu. Where are you, Lucas? Lucas Torreira. Takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Galatasaray'a transfer olduğu ilk andan itibaren farkını ortaya koydu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Lucas, seninle oynadığın maçlarda terini son damlasına kadar mücadele ettiğinden her zaman eminiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz Lucas. Sevgili Kaan, Kaan kardeşim her zaman göreve hazır. İhtiyaç olduğunda farklı pozisyonlarda oynayıp aklını ve tecrübesini gösteren çok değerli bir oyuncumuz.
Takım içinde birlik ve beraberliğe yaptığın katkılar en az sahada gösterdiğin performansın kadar değerli sevgili kardeşim. Kısa sürede bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdiğin için sana da büyük bir teşekkür ediyorum. Ve nerede? Sevgili Barış, Türk futbolunun son dönemdeki en önemli başarı hikayelerinden birini yazmaya devam eden genç ve Galatasaray'a kendisine vakfetmiş bir kardeşim. Sokakta gol atan çocuklar Barış Alper diye bağırarak sevinmeye başladılar. Önünde uzun seneler ve kimsenin hayalini bile kuramadığı başarılar olduğuna inanıyorum. Bu mücadele gücünden ve azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni istiyorum sevgili Barış. Burada sözleşmelerini imzaladığımız değerli kardeşlerim ve şu an burada olmayan diğer futbolcularımızla Okan hocamız önderliğinde yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Ama bundan daha da önemlisi Galatasaray'ımızın değerlerine, şanlı tarihimize yakışan ve bunu özümsemiş bir futbolcu topluluğundan bir arada olmasıdır. Ben tüm taraftarlarımızın bu takımla gurur duyduğuna inanıyorum. Tüm taraftarlarımız adına onlardan birlikte mücadele ederek kazanmalarını ve tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere sözü Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Erden Timur'a bırakıyorum. Herkese çok selamlar. Hoş geldiniz öncelikle. Kusura bakmayın burada son anda gelebildim. Ben başkanım çok değerli bir şekilde tüm oyuncularımızı tek tek dile getirerek ifade etti. İlave edebileceğim sadece şunlar olabilir. Gerçekten çok da olmadı aslında. Yani en fazla herkesle ben işte neredeyse 2 yıl olacak birlikteyiz. Şimdi başkanım konuşurken de onu düşündüm. Sanki çok uzun yıllar gibi geldi. Bir şeyin derinliği sadece zamana bağlı bir şey değil. Zaman takvim gününden ibaret. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz diyeyim. Abilik, kardeşlik. Hepsinin de yeri farklı. Ben de onu da söylemek isterim. Yani takımlaştıktan, takımdaki birlikten veya ortaya koyduğu performanslarından çok öte hepsi için bunu söyleyebilirim. Aslan gibi kalpleri olan çok güzel insanlar. İnsan sonuçta bu işler gelip geçecek. Ben hep onlarla da konuştum da yani şampiyon oldun, şu kadar oldun, bu kadar oldun. Evet ama asıl kalacak şey belki 10 sene, 20 sene sonrasına buradan edinilen gerçekten öyle dostluklar veya öğrenilen şeyler kalacak. Ben de çok şey öğreniyorum. Eminim onlar da çok şey öğreniyor. Dışarıdan sadece mücadele gibi gözükse de duygusal tarafı bambaşka. Onu söyleyebilirim. En çok da onun için mutluyum. Çünkü ben ilk geçtiğimiz sene işte yaz kampında bir toplantı yaptık kampta. Orada amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. O toplantıya kadar da kendim amacımı bilmiyordum daha doğrusu yani. İnsanın amacı tabii ki şampiyonluk diye düşünüyor ama insan hiç kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz Allah. Şey düşünürüm ben öyle yani bir şey belirleyemedim de çok güzel bir turnusolu vardır o işin. Ya annem babam bu durumda benden ne isterdi diye düşünürsün. Olay ona uyuyorsa, uymuyorsa da yani ikisinden birine muhakkak oluyor. Ben çocuğum için nasıl bir şey isterdim diye. Ben de onu düşünüyorum. Benim çocuğum tabii ki aramızda öyle bir yaş yok ama ben çocuğumun nasıl bir yerde olmasını isterdim. Şey düşündüm. Ben çocuğumun işte başarılı olmasını, şampiyon olmasını yani çok daha dünyevi, pragmatik şeylere kafa yoran bir yerde değil de çocuğumun hayallerine değer veren bir yerde olmasını isterdim kendi çocuğumun. Ben de onlara onu demiştim. O gün orada bulunanlar hatırlar. Benim buradaki misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu da birbirimizi hayallerine kavuşturmak. Geçen sene başkanımızın önderliğinde o hayale kavuştuk. İnşallah bu sene de kavuşacağız. Tekrar ilerlemek istiyorum.
burada karşınızda başarılı Türkiye'de veya işte yurt dışında milli takım sporcusu, milli takım kaptanı veya çok değerli Galatasaray futbolcuları görmüyorsunuz. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. Bence en çok sevinilmesi ve şey yapılması gereken taraf da bu. İnşallah hepsinin ömründe çok daha güzel şeyler olur ve başarılarla dolu olur. Hem de gönüllerinden geçirdikleri her şey olur. Buradan onların ailelerine de çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel insanlar yetiştirdikleri için en başta da başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu imkanların hepsini sunduğu için tekrar çok teşekkürler.